ne yaşadığınızı, size neler yaşattıklarını hiç bilmiyorum. Ama her şeye rağmen ne diyoruz bu programda öğrendiğimiz bir şey var ki Allah var, keder yok. Mutlaka yaşadığınız ne olursa olsun onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Çünkü hayatımızda dört mevsim kış yaşamıyoruz değil mi? Tabii ki. Bahar geliyor, yaz geliyor, sonbahar geliyor. Şu anda belki kış mevsiminde olabilirsiniz ama yaza çok az vakit kaldı. Bütün dertler geldiği gibi gitmesini de biliyor. Sadece sabretmemiz gerekiyor. O evet, çok biraz önemli. Da teslimiyet içerisinde olmaya izin vermek gerekiyor. Koçlar bu hafta ne yaşayacaklar? Ne yaşayacaklar? Özellikle ilk burcumuzun beş yıldızı hakikaten koçları gönülden mutlu etsin. Kalbim boş. İstediğim ilişkiyi hayatıma çekemiyorum diyen bir koç burcuysanız. Evet. Sürekli birbirine benzeyen ilişkiler yaşayıp yol ayrımları yaşayan bir koç kadını ya da koç erkeğiyseniz, bu dönem artık aynı filmi tekrar tekrar izlemenize gerek kalmayacak kendi hayatınızla ilgili. Çünkü kendinize has, nerede yanlış yaptığınızı, nerede hata ettiğinizi fark edemiyor olmakla birlikte ettiğiniz eziyetleri kesip atacaksınız. Artık ben değerliyim diyebilme süreci ve haftası içinde olacaklar koçlar. Ve kendilerine verdikleri değeri arttırırken onlara değer verebilecek, aynı değer enerjisini kendi içlerinde hissedebilecekleri ilişkilere ve aşklara başlayacaklar. Özellikle samimiyet koç için bu hafta ön planda olurken ve çok önemli olurken, birçok koç burcu kendi benzerliğindeki aynı enerjiye uygun ve yakın kişilerle karşılaşıp tanışıp ansızın ortamlarda Jüpiter'in retrosu onlara tamamen mutluluğa sahibim ve layığım demeyi hatırlatıp hissettirirken yavaşlama yaşayacaklar. Bu yavaşlamayı da ruhsal anlamda yaşarken onları aşağıya çeken, geçmişe ait yaşanmış, sona ermiş, bitmiş ilişkilerin artık önem kaybetmesi ve geçmişi anarak tekrar tekrar geçmişe ait problemleri gündem meselesi haline getirmenin hiçbir kıymeti ve önemi kalmadığının farkındalığını da detaylı bir şekilde yaşayacaklar. Yani benim artık şu saatten sonra bir koç burcu olarak şimdiki anla ve gelecekle işim olmalı. Geçmişle hiçbir işim olmamalı. Geçmişin getirisinin, faydasının olmadığının farkındayım. Şimdi ne yapıyorsam kendi geleceğim için yapmalı, bunun bilincinde hareket etmeliyim diyerek son derecede sağduyulu olacaklar. İletişim ve ilişkilerde kendilerinden yaşça büyük olanlar ile iletişim kurarken, kendilerini onlara ifade ederken mümkün olduğunca saygı ve sevgi içerisinde olmaya gayret etsinler. Neden? Ne bekliyor onları? Çünkü onları yaşça büyük olan kişiler değiştirdikleri evrim, değişim ve vizyonu yanlış algılayabilirler. Bakış açılarını beğenmeyebilirler. Kestirip atmadan konuşma yapmayın. Yani kestirip atmayın. Açıklamanızı yapın. Örneğin anneniz neden giyim stilini değiştirdin diyebilir. Ya da neden böyle bir ilişkiye başladın diye konuşabilir. Vay senin bu halin ne olacak gibi kelimeler edebilir. Lütfen nedenlerini açıklayın. Karşınızdaki büyüklerinizin sizi hissedebildiğini, anlayabildiğini fark edene kadar onlara açıklama yapın. İş ve çalışma hayatınızda işsiz bir koç burcuysanız, ayın 22'sinde Merkür burcunuzda gerilemeye başlayacak. Daha var önümüzde bir ben süreç. Ben bunu anlamıyorum mesela. Merkür'ün koç burcunda 22'sinden itibaren gerilemesi koça ne kazandıracak, ne kaybettirecek? Yarım kalan, bir türlü tamamlanamayan, ortaya çıkarmak için mücadele verdikleri, göremedikleri, yüzleşemedikleri, arayıp da bulamadıkları her şeyi bulacaklar. Örnek veriyorum. Hepimizde olmuyor mudur? Genelde sadece koç burcu olmaya gerek yok. Merkür gerilerken cüzdanınızı kaybetmiş olabilirsiniz evde. Bir yere para saklamış olabilirsiniz. Bir şey gizlemiş olabilirsiniz. Sakladığımız parayı genelde unutmayız ama. Ya unutabiliyor insan bazen. Hani bir yere böyle
yastık altına. Ne güzel arasına. Olur değil mi? Tabii sonra ki. Sonra o parayı bulduğunda aynen. Gökyüzünden gelmiş gibi oluyor. Havadan gelmiş gibi oluyor. Kayıplarınız efendim önünüze gelebilir. Yarım kalan her şey tamamlanacak. Tamamlanır. Kesinlikle tamamlanır. Süper. Ama bazen duymadıklarınızı da duyar, görür ve incinebilirsiniz. Hı-hı. Bakın, hakkınızda çevrilen oyunlar, ne denir? Dolaplar olmuş olabilir. Siz bir koç burcu olarak fark etmemiş olabilirsiniz. Pat diye o dönemde ve bu dönemde önünüze gelebilir. Bunlar için şükredin. Samimiyetle söylüyorum. Tabii ki üzülebilirsiniz. Ben de üzülüyorum böyle şeylere. Ama anlık üzülüyorum. İsteyen ister. Kimse kimseye kötülük etmez. Herkes kendine kötülük eder. O yüzden koçlara diyoruz ki kalbiniz boşsa yeni aşklar ufkunuzu açacak. Sadece büyüklerinizle iletişimlerinizde dikkat edin. İş ve kariyer konusunda değişim yaşayabilir. Dengeyi, düzeni değiştirebilirsiniz. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu şu sıpatı veriyor sizlere. Hayatı değil, ruhu yavaşlatacak, yaşamı hızlandıracaksınız. Ben ilerliyorum demeyi asla ihmal etmeyin. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken yeni haftaya çok umut yüklüyoruz değil mi? Bir kez daha söylüyorum. Ne düşünüyorsanız, ne istiyorsanız, kafanızdan ne geçiyorsa bütün güzellikler gerçek olsun inşallah. Cebiniz para da olsun, yuvanız huzur da olsun, amin. Eviniz bereketli olsun. Bu arada ev demişken hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz Nuray Sayarı evlere geliyor. Yani size geliyor. Yapmanız gereken tek şey ekrandaki numaradan bizi aramak olacak. Bizi arayan seyircilerimiz arasında mutlaka yapılan çekiliş sonrasında bir kişiye Nuray Sayarı her hafta gidiyor. Bu hafta kime gittik? Siret Ayaz'ın evine gittik. Siret Ayaz ilişkilerinde çok problem yaşadığını, dengesizlik yaşadığını, bir türlü dengeyi kuramadığını ve dengeyi bulamadığını söyledi. Bakın Nuray Sayarı şu anda hemen görüyorsunuz ekranın köşesinde. Nuray Sayarı Siret Hanım'ın evine gitti. Evinde yaptığı hataları yerinde gördü. Siz de lütfen takip edin. Belki Siret Hanım'ın yaptığı hataları siz de yapmış olabilirsiniz. Nuray Sayarı'nın evinize gelmesini istiyorsanız bizi aramanız yeterli olacak. Ne uzun cümle kurdum. Hadi boğalara geçelim.